Herkese Denizli Gurme YouTube kanalında merhaba. Bugün yine Adana'dayız. Adana'da köfteci Fatoş abla ve yanında çok güzel ayranlar yapan ayrancı Cuma Ali dayıya gideceğiz. Köfteci Fatoş abla bize meşhur anne köftesini yapacak. Tabi baba köftesi de diyebiliriz. Çok farklı detaylar yakaladım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber köfteci Fatoş abla ve Cuma Ali dayıya gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda Adana'da köfteci Fatoş ablanın vosvosunun içindeyim. Tabi boy uzun olunca biraz kambur kaldım ama sağ olsun kendisi Fatoş ablanın gülümsemesiyle, enerjisiyle ortam genişledi, ferahladı. Fatoş ablacığım, bize bugün meşhur köftenden tatmak istiyorum. Biraz tabi yaparken de biraz... Tabii sokak lezzetleri olduğu için sokak seslerine de alışacaksınız arkadaşlar. Evet, başlayalım istersen yavaş yavaş. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm Denizli'de yaşayan arkadaşlara çok selamlar gönderiyorum buradan. Beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Köfte ekmeği nasıl başladın mı? Hem oraya başlayalım hem de bir taraftan da yapalım. Tamam. Köfte ekmeğe nasıl başladım? Rahmetli babacığımın işiydi köfte ekmek. Onun vefatıyla birlikte kendisi daha önce yapmıştı. 25 yıl yani o işten ekmek yiyorduk. O şekilde işte devam ettim. Babam vefat edince ihtiyaç doğrultusu da vardı işte. Ben de başladım bu işe. Evet. Evet, 16 yıl oldu. Tüm ürünleriniz de taze. Hepsi her şey günlük. Günlük, taze, etlerim aynı şekilde. Ben şimdi size 1,5 porsiyon yapacağım bu hesapta. 1,5 porsiyon. 1,5 porsiyon yapacağım. Şöyle. Bunu her gün yapıyorsunuz köfteyi. Her gün günlük olarak köftelerimi yapıyorum. Evet. Bir gün önceden yapıyorum tabii ki. Dinlenmiş oluyor. Tabii dinlenmiş köfte her zaman güzeldir. Aynen öyle. Bir de siparişim var bu arada. Maydanozlu köfte mi? Bu İzmir usulü gibi mi? Nasıl? İçeriği nasıl? Şimdi her ilin kendine özel bir damak tadı var. Babam bunu bu şekilde yapardı. Ben de ondan o şekilde öğrendim. Böyle? Maydanoz, soğan. Evet. Aynen. Evet. Maydanoz, soğan. Beraber işte bu şekilde yapıyoruz. Güzel bir tadı var. İnşallah siz de beğenirsiniz. Biz dana eti kullanmıyoruz yalnız. Adana biraz danaya karşı. Evet. Damak tadımız bizim birazcık daha yağlı. Burada kuzu kullandınız. Kuzu kaburga kullanıyoruz. Evet. Evet. Böyle bir salata da yaptınız. Çok güzeldi o da. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Yani bir heyecan verici. Tablacı salatamız meşhur Adana'nın. Taze bayatlamış salata bende olmaz. Beklemiş salata hiç olmaz. Her şeyiniz tazedir. Tabii bu domates konusunda biraz hassaslaşmaya başladım. Ne yazık ki mevsim olmadığı için değil mi? Evet. Sorun sizler de yaşıyorsunuz. Aynen. Mevsimde olmadığımız
için tam olarak. Lezzetli bir domates yakalayamıyoruz. Yani maalesef öyle. Sizin bir de sanırım menemen var. Menemen var, sucuk yumurta var, köfte ekmek var, sucuk ekmek var. Başka aslında ben şey de yapıyorum. Ton balıklı sandviç de yapıyorum da. Evet. O da böyle arada bir garnitür olarak gidiyoruz. Evet. Özellikle menemen konusunda biraz farklı yaptığınızı öğrenmiştim. Soğanlı yapıyoruz, evet. Farklı derken herhalde soğanlı kastediyoruz. Evet. Aynen. Adana'da birçok insan menemeni soğanlı olarak yiyor. Daha bir lezzet veriyor. Vaktimiz olsaydı size soğanlı menemen yapardım. Evet. Bugün özellikle köftenizi tatmaya geldik. Evet. Zaten inşallah Denizliler de gelir. İnşallah. Zaten bu YouTube'da birkaç tane yayınladılar sağ olsunlar. Bunun arkadaşlar. Değil mi? Ben özellikle tadım notlarında izlemiştim sizin videoları. Niyazi Bey en büyük destekçim. Allah razı olsun. Niyazi Bey'le hayatım değişti. Size inşallah gelecek vadede çıksınız artık bilemiyorum. İnşallah. İnşallah. İnşallah çok güzel oldu her şey. Her şey çok güzel olacak zaten. Evet. 1,5 porsiyon köfte ne kadar? 1,5 porsiyon köfte 15 lira. 15 lira. Bir porsiyon 10 lira. Evet. Hepsinin de aynı şekilde. Sucuk, tavuk hepsi aynı. 15 lira. Fiyat aynı, aynı. Değiştirmiyorum. Tek çalışıyorum. Sipariş sistemim yok. Özellikle ben böyle bir şey fark etmiştim. Yani arabanın yapmış olduğunuz süslemelerle kendi önlüğünüzün süslemesi. Aynen. Aynı. Evet. Takım biraz, giyiyorsunuz. Kesinlikle biraz böyle konsepte önem veriyoruz. Süslü bir köfteciyiz. Bundan daha iyi nasıl olur? Teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Evet. Enerjik. Evet. Renk olarak da yeşil puantiyeli böyle baharı temsil ediyor diye. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Tamam. Şimdi servisimizi hazırlıyoruz. Önceden hazırlamıştık zaten salatamızı. Evet. Acı bu... sever miyiz? Oo, sevmez miyiz? Tamam. Adana'ya geldik. Tabii ki. Lütfen. Yani biz acısız genelde soruyoruz acılı mı diye ama genelde biz bildiğimizi yapıyoruz. Tabii. Acılıyı da veriyoruz insanlara. Adana'ya gelenler özellikle acıyı sevmeli değil mi? Kesinlikle sevmeli. Ayrı bir lezzet veriyor acı. Şimdi burada sunumu tabakta yapacağız. Evet. Servis isteyenler de var tabii ki. Genelde ekmek arası yapıyorum ama böyle serviste de yaptıklarım oluyor. Genellikle böyle plastik tabakta mı sunum oluyor? Aynen. Şimdi benim burada hani dükkan olmadığı için bulaşık yıkama sıkıntım olduğunda maalesef böyle pratik şeylere yöneliyoruz. Arkadaşlar başta da görmüştünüz hani videonun başında. Bir küçük Volkswagen araç ve bunun içinde yapıyorlar. Peugeot. Peugeot mu bu? Evet. Vallahi... Hayır, gelirler de Volkswagen ararlar o bakımdan yani. Tabii böyle bir araba konusunda bilgi o sahibi olmadı. Bunu herkes öğrendi. O zaman size bir Volkswagen bulmamız lazım. Ay, o daha güzel olur. Evet. Zaten benim bir Volkswagen hayalim var. Kendime. Üzerinde Köfteci Fatoş abla yazacak. Demek ki ben geleceği görmüşüm. Evet. İnşallah. Ona da kavuşursunuz. İnşallah. Şöyle evet arkadaşlar. Pişmiş domateslerimizden de verelim. Köfteci Fatoş ablanın söylediği gibi Peugeot minibüste görebilirsiniz. Ama adresini şimdi kendisinden öğreneceğiz. Adresimiz neresi? Köfteci Fatoş abla Adana'da. Özellikle bunu söyleyeyim. Kızılay Caddesi, Adana Kızılay Caddesi'nde, Eski Hayat Hastanesi sokağındayım. Köşe başında İş Bankası da var sokağımızın başında. Kızılay Caddesi ile Abidin Paşa'yı bağlayan sokaktayım. Evet. İki taraftan da gelebilirsiniz. Abidin Paşa'dan da gelebilirsiniz. Kızılay Caddesi'nden de gelebilirsiniz. Evet. Servisimiz aynen bu şekildedir arkadaşlar. 1,5 porsiyon. 1,5 porsiyon bu şekilde. Sunumumuz da böyle. Yani bizlere özel yapmıyorsunuz. Asla, size özel değil. Bu alt tarafa döşediğiniz salata. Evet. Yine aynı şekilde mi? Yani yoksa hani bize özel mi yapılıyor? Şöyle, kişiye özel oluyor. Hani bazıları maydanoz sevmiyor, bazıları soğan sevmiyor. Ona göre sebzelerini ben... Onu sadece değiştiriyorsunuz. Aynen, onu değiştiriyorum. Kişiye özel derken
içerik konusunda diyorsunuz. İçerik konusu. Standart salatam bu yalnız. Anladım. Önerdiğim de bu. Çok daha lezzetli oluyor ama tabii kimileri dokunuyor bazı içindeki sebzeler. Şimdi şöyle bir şey de var. Şey sanıyorlar. Hani kamerayı getirdik, köfteyi fazla koyuyorsunuz, salatayı fazla koyuyorsunuz. Yok. O açıdan bir açıklamada bulunmak isterim. Bu 1,5 porsiyon servis. 9 tane köfte var. Tek porsiyonda 6 tane köfte var. Evet. Kim gelirse gelsin aynı şekilde yiyecek. Evet. Arkadaşlar gerçek bir YouTube fenomenini görüyorsunuz karşınızda. Teşekkür ederim. Çok sağ ol sizler sayesinde. Teşekkür ederiz. Ve bugün de Adana'da köftesinden yemeye geldik. Evet. Çok sağ olun. Bir bakalım. Afiyetle yiyin inşallah. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi Cumali dayının yanındayım. Cumali dayı da Fatoş ablanın hemen yanındaki minibüsün yanında. Cumali dayı, bunun ayranını taze taze yapıyorsun değil mi her gün? Evet, evet. Günlük. Oh. Bu karıştırma çok güzel ya. Soğuk mu ayranın bu arada? Buz gibi. Evet arkadaşlar şimdi Fatoş ablanın yapmış olduğu köftelerden tadacağım. Tabii benim çatal kullanışım biraz gariptir. Özellikle belirtiyorum. Şöyle bir ortasından bölelim. İçine bakalım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? İçine güzel pişmiş maydanozlar özel harcıyla. Evet. Şöyle. Harika. Bana İzmir köftesini hatırlattı. İzmir'de büyüyen birisi olarak İzmir'in böyle maydanozlu köftesinden bana çok anımsattı. O lezzeti aldım acısıyla. Böyle. Bu arada yanımda bu lezzetle tanışmamı sağlayan tadım notları da var. Kendisi ekmek arası genellikle yiyor sanırım. Evet, ben ekmek arası tercih ediyorum. Ekmek arası köfte 6 adetten oluşuyor. Bu 1,5 porsiyonluk servis. Şu an yediğiniz salatada Adana'da tablacı salatası diye adlandırılan bir salata. Tablacı ne demek? Hı. Eskiden bizim kebapçılarımız tablada kebap yaparlardı. Tablacı adı oradan gelir. Tablacı salatası da tablacıların yaptığı salatadır. Peki nedir tablacı salatası? Soğan, domates, maydanozdan oluşur. Kebabın çok iyi bir eşlikçisidir. Ama köftenin de yanına kebap kadar yakışır. Şu salatanın zaten bunun bir bütünü. Hani tamamlayıcısı. Aynen. Özellikle yapmış olduğu acı, sumak harika. Biz yöre olarak sumağı çok seviyoruz. Bir de bizim soğan salatamız var. O da sadece sumaktan ve soğandan oluşur. Evet. O da kebabın yanında servis edilir. Adana'da zaten bayatlamış bir salata yeme ihtimaliniz yok. Hep salatada anlık hazırlanır. Zaten yaparken de izledik. Ne kadar lezzetli ve profesyonel bir şey sergilenildiğini gördük. Tabii böyle bir harika salatada. Ben lavaşla yemeği tercih ederdim. Hani ekmek yerine lavaşla bu köfte çok daha lezzetli. Çünkü dürüm gibi de yapabilirsiniz porsiyonu. Çünkü porsiyon dediğinizde şey giriyor içine. İşte tercihler giriyor. İşte lavaşla ya da ekmekle yiyebilirsiniz ama ben bunu bu güzel köfteyi lavaşla birlikte böyle bir salatayla götürürdüm derim. Köfteye de anne köftesi diyorum. Annelerimiz de böyle bizim küçük küçük yaparlardı. İçine de mutlaka maydanoz koyarlardı. Anne maydanoz. Evet, şimdiki köfteler gibi dev dev köfteler değil Fatoş ablanın köftesi. Evet. Minik minik içi hafif sulu kalır, dışı da çıtır olur. Şimdi maydanozlu köfte dedim ya. Bu maydanozlu köfte özellikle İzmir'de büyüdüm. İzmir'de maydanozlu köfte çok özeldir benim için. Onun için benim için anne köftesini yine hatırlattı. Evet. Şimdi benim babam rahmetli İzmir'de askerlik yapıyor. Bornova'da. Ondan sonra orada zaten öğreniyor bu köfteyi. Tabii o dönemde mesleği değilmiş. Daha sonradan aklına gelmiş. Ben bu işi öğrendim nasıl olsa bu Adana'ya getirsem mi diye düşünmüş. Böylelikle başlamış. Ve menşeye yine İzmir diyebiliriz yani. Aynen. Yani bir şey daha yakaladım. Evet.
Denizli gurme yine yakaladı. Siz sevgileriniz gerçekten kuvvetli. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Tat olarak da tavsiye edebileceğim bir köfte değil mi? Aynen. İzmir köftesiyle birebir benziyor. Yalnız burada acı ön plana çıkıyor. Köftenin harcından kaynaklanan. Ama mükemmel. Salata zaten olmazsa olmaz. Elinize evet, sağlık. Afiyet olsun. Bir de dana eti olayı var. İzmir'de dana eti kullanılıyor galiba. Evet. Genellikle o taraf öyledir. Bizde de koyun işte. O fark ettirmiyor. Yani onu algılayamıyorsunuz. İçindeki harçlardan dolayı. Ama salata ile birlikte harika bir şey. Afiyet olsun. Burada araya girmek istiyorum. Koyun eti ama koyunun da kaburgasını kullanıyor. Evet. Yani kaburga ile but eti bile fark eder. Aynı çok hayvandan çıkan etlerdir ama kaburgayla yapılan bir kebap, kaburgayla yapılan bir köfte diğer köfteye, kebaba fark atar. Daha lezzetli net olur. Yani. Harika. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Adana'da köfteci Fatoş ablaya gittik. Köfteci Fatoş ablanın yapmış olduğu lezzetli köftelerden tattık. Tablacı salatasından yedik. Özellikle Adana'ya gittiğinizde köfteci Fatoş ablayı mutlaka bulun. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar.